Tekrar merhabalar. Bugün yeni bir arka planla karşınızdayım. Artık videolarımı bu tarz düz arka planlarla çekme kararı aldım. Çünkü o zaman daha net ve daha profesyonel duracağını düşünüyorum. Evde birkaç değişiklik yaptık bunun için. Birkaç eşyanın yeri değişti. Birkaç alan açıldı ve arka planlarımı artık bu şekilde siyah koydum şu an ama istediğim gibi değiştirebilirim. Sizce nasıl olmuş? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Güzel gözüküyor mu? Hangi renk olabilir? Vesaire. Şimdi bugün yapacağım şeye geçiyorum. Bugün size makyaj pişirme tekniğini anlatacağım. Aslında bu sene çok revaçlı olan bir teknikti. Kontür ve makyaj pişirme tekniği ve aydınlatma tekniği bu sene o kadar yani böyle şeydi ki, gündemdeydi ki. Ben de geçenlerde Instagram'a dolaşırken, kim olduğunu hatırlamıyorum, bir post gördüm. Postta bebek pudrasıyla, bildiğimiz bebek pudrasıyla yapıyordu bu pişirme tekniğini ve neden olmasın dedim. Çünkü zaten mantıken baktığımızda pişirme tekniği transparan, o beyaz duran pudralarla yapılıyor ve işte böyle eğer teniniz çok çok koyu değilse bence bebek pudrası da işe yarayabilir diye düşündüm. Hatta bundan bir önceki videomda bununla bir gözaltı pişirme tekniği uyguladım. Şimdi sizinle hep beraber bakacağız bakalım bu bebek pudrasıyla nasıl oluyor, nasıl duruyor, pişirme tekniğiyle yaparken birazcık da bunlardan konuşuruz. O yüzden şimdi hemen videoya başlıyorum. Öncelikle pişirme tekniğine amacı nedir? Pişirme tekniğinde yüzünüzdeki kusurlarınızı güzelce kapattıktan sonra bunun için kapatıcınız, işte fondöteniniz güzel örtücülükte olması gerekiyor. Güzelce kapattıktan sonra bir pudra yardımıyla, bugün biz bebek pudrasıyla olan versiyonunu deneyeceğiz. Bu bölgelerin, özellikle kalıcı olmasını istediğimiz bölgelerin, birazdan göstereceğim size mesela göz altlarımızın, o kapatıcıyı daha çok kalıcılaştırıyor. O pudra çünkü yağı, işte nemi emiyor ve onun çizgilere dolmasını önlüyor. Birazcık kurutuyor bu şeyin eksisi bu. Yani kuru bir cildiniz varsa kesinlikle öncesinde çok çok iyi bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Ve her gün yapılabilecek bir işlem değil bence bu. Ama özel günlerde çok kurtarıcı ya da böyle gün boyu makyajınızın sabit kalması gereken günlerde çok kurtarıcı bir işlem. İşte bu yüzden bunun bu eksilerini önlemek adına iyice nemlendirilmiş yüzüme bir de bir baz uyguluyorum. Bu matlaştırıcı, bazılarınızda şöyle dikkat edin. Bu görünümün altına matlaştırıcı bir baz değil de böyle daha çok nem veren bir baz uygulayın ki aslında o pudra emecek yüzünüzdeki o nemi daha çok korumasın. Bunun için her zamanki L'Oreal Magic. Bunu hiç okuyamıyorum ve sizler bunu okuduğumda da yorumlarda yazıyorsunuz ama bunu uyguluyorum. Siz elinizdeki herhangi bir bazla da bu işlemi yapabilirsiniz. Bir an gözümdeki rimeli unutup böyle kirpiklerimi de az kalsın bastırıyordum. Şimdi göz altlarımızla başlayacağız. Göz altlarımızı kapatmak için, iyice kapatmak için turuncu renkli bir korektör uygulayacağız. Turuncu renkli korektör göz altlarındaki morlukları örter bu arada. Piyasada bununla ilgili binlerce ürün var. Her bütçeye hitap eden binlerce ürün var. Bunu göz altlarıma bir ıslak bir fırça yardımıyla uyguluyorum. Parmakla da uygulayabilirsiniz, ıslak bir süngerle de uygulayabilirsiniz. Size kalmış. Uyguladıktan sonra şimdi yüzümü kapatacağım diyordum. Yüzüme fondöten işlemimi uygulayacağım. Bunun için de çok mat olmayan ürünler tercih edin. Fondötenimi uyguladım. Şu an kamerada belli olur mu bilmiyorum ama ben gün geçtikçe herhalde soluyorum. Rengim falan açılıyor çünkü gidip aldığım ürünlerin en açık rengini alıyorum cilt ürünlerinde ama bir süre sonra böyle bir bilmiyorum yani bana bir farklı geliyor. Her neyse. Şimdi göz altlarımı kapatacağım. Bu kısmı atlamayın. Çünkü pişirme yöntemi yapacağımız için göz altlarımızın çok iyi kapatılması gerekiyor. Ben normalde bu şekilde fondöteni bırakıyordum. Ama şimdi göz altlarımı hemen kapatacağım. Biraz da yüzümün böyle belirli bölgelerine uygulayacağım. Bundan çok az bir şekilde. Evet, şimdi videonun asıl olay kısmına geçiyoruz. Yani pişirme pudralı yönteme geçiyoruz. Öncelikle bir bebek pudrası kullanıyorsunuz. Benim elimdeki Bebetan isimli bebek pudrası. Bunu işinizi kolaylaştırmak adına böyle bitmiş bir kabınızın içine de koyabilirsiniz. Daha sonrasında düz bir sünger yardımıyla ya da işte böyle fırçanızla da olabilir ya da normal süngerinizin şu sivri kısmında olabilir. Kuru olacak. Bundan şöyle bol bir şekilde alıyorsunuz ve
gösterdiğim yerlere uygulayacağız. İlk önce göz altlarından başlıyoruz. Sabitlemek adına değil de böyle hareketlerle pudramızı uyguluyoruz bol bir şekilde. Böyle hafiften üçgenimsi bir şekilde ve bırakıyoruz. Hemen diğer gözü de aynısını yapacağım. Şimdi sırada şu çenemizin alt kısmı var. Bunu aslında nasıl tarif edeyim size biliyor musunuz? Şu kontür yaptığınız kısmın hemen altına uyguluyorsunuz. Böylece böyle kontür uygulamadan bir kontür olmuş oluyor. Böyle bir anlatış da yok yani. Hemen diğerine. Aa, şu an şey iyi gidiyor bence. Ya tamam, bunu göz altlarım için denemiştim. Ama yüzüm için ilk defa deniyorum. Yani bütün yüzüme. Ve bence fena gitmiyor. Burnumuzun üstüne yapıyoruz. Ve bu arada bu işlemi makyajınızda kullanacaksınız kesinlikle. Sonradan giyinin. Çünkü her tarafınız bebek pudrası olabilir. Bu şekilde burnumuzun üstüne de yapıyoruz. Dudak üstümüze. Çeneme. Ve biraz da alnımın ortasına yapıyorum ben. Çünkü bu direkt doğal bir aydınlık veriyor. Evet. Görüntü bu şekilde. Görüntü korkunç. Birazcık böyle bekliyorsunuz. Birazcık ne kadar? Yaklaşık bir 10-15 dakika. Ama bence 10 dakika gidir. Çünkü artık 15 dakikada bütün pudra yüzünüzdeki bütün her şeyi emebilir. Şimdi 15 dakika bunları beklerken ben gideceğim. Kaşlarımı düzelteceğim. Hafif bir far sürerim ve bir rimel sürerim. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi yaklaşık 10-15 dakika falan geçti. Şimdi gözümün altındaki ve bütün yüzümdeki pudraları silebilirim. Bu şekilde. Yumuşak bir fırçayla yapmaya dikkat edin. Çünkü tahriş edersiniz. Şöyle bir kavasını alalım. Evet, kesinlikle çok açık ten, çok koyu tenlilerin, hani esmer aslında çok sırıtmaz, birazcık daha koyu tenli de, hani böyle tam esmer dediklerimiz bebek pudrası yerine transparanla yapsa sanki daha başarılı olur. Hemen şunu dağıtalım. Bu highlighter fırçası bu arada. Bunun için kullanan gördüğünüz ilk kişi ben olabilirim. Ve şimdi benim gördüğüm kadarıyla gayet iyi. Kesinlikle gayet iyi. Transparan bir pudrayla elde ettiğim etki kadar iyi ve normal. Ve ayrıca zaten bebeklerin teni için üretilmiş bir ürün olduğundan dolayı herhangi bir zararının olacağını hiç sanmıyorum. Bronzer sürüyorum birazcık. Şu ortadaki çizgiyi böyle birazcık şey yapmak için. Kesinlikle pişirme işinde bebek pudrası çok çok koyu tenli değilseniz, artık öyle bir esmer değilseniz kullanılabilecek bir yöntem. Çok esmer olanlar da transparan pudrayla bu işlemi kolayca yapabilir. Umarım bu yöntem hoşunuza gider. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Gidemedim çünkü ben ne unutmuşum biliyor musunuz? Alnımdakini. Yemin ederim dram yani.
Evet, şu an tekrar gidebilirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.